Alalım mı diğer telefonu? Alo. Tamam, ismini ve şehrini vermek istemiyor seyircimiz. Buyurun. Bugün de hep böyle. Hiçbirisi vermiyor. Alo. Vermek istemiyorlar çünkü Vermiyor. dert anlatıyorlar. Bizi isimleri de ilgilendirmiyor. Hiç. Dertleri ilgilendiriyor. Tabii. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dinliyoruz hemen derdinizi. Ben ismini vermek istemiyorum. Ben babamla ilgili aramıştım yayınımızı. Tamam. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz 9 kardeşiz. Babam yaklaşık 3 yıldır bu bayanla birlikte. Yalnız bunu annem bilmiyor. Tamam. Annem de epilepsi hastası. Ne hastası? Babam Epilepsi. yaklaşık epilepsi, Sara. Evet. Sara hastası. Babam yaklaşık 10 gün önce falan yine memlekete gitti. Yani memleketeyken yurt dışına çıktı o bayan için. Ben de şu an sözlüyüm. Şimdi geri getirmeye çalışıyoruz. Gelmiyor hiçbir şekilde. Gelmeyeceğim diyor. Eğer gelirse o kadınla birlikte geleceğim diyor. Aa. Annenizle yani de evli bu arada. Tabii. Evet, bu arada annemle de evli. Epilepsi yani hastasını şöyle, daha kötü yapacak gelirse. Aynen öyle. Şöyle bir şey daha var. Eğer ben o kadınla gelirsem diyor. Hani isteyen kalır, isteyen gider. Aa. Ben şu an sözlüyüm. Yani 9 kardeşimi bırakıp evlenip gidelim. 9 kardeş mi? Evet, en büyükleri de benim. Kaç yaşındasın canım sen? Ben 21 yaşındayım. Ötekiler kaç yaşında? Ötekiler en küçüğü 2. sınıfa gidiyor, 8 yaşında. Ah, annen ikiz falan mı doğurdu? Ne yaptı da bu kadar? 300. Evet, 300 doğurdu ya. Neyse, o kadıncağıza yardım etmek şart. Evladım, evet. Bu adam iyi günde kötü günde beraber olun lafları var ya evlilikte. Baban unutmuş, ha böyle cırt cırt zavallı kızcağıza. Öyle bir şey yok, biz kendimiz aradık. Gelirsen beni kabul edersiniz o kadına gelirim dedi. Ama gelmezsen de hiçbir şekilde gelmem dedi. Kim bakacak yani size? Sen gider. Hadi sen büyüksün. Diyelim ki evet. 18'e kadar olan kaç tane çocuk varsa hepsine yok. tek tek fitil fitil bakacak. Öyle şey yok. Hadi bakmam sen büyüksün. Benim 3 kız kardeşimi de okuldan aldım. Derhal mahkemeye verirseniz babanızı. Okuldan mı aldı kardeşlerinizi? 3 kız kardeşimi de okuldan aldı. 3'ü de çalışıyor şu an. Allah küçükler miydi onlar? Versin ya. Böyle bir şey olur mu? Onlar ya? Küçük mü? 3 kız kardeşi okuldan almış. 15 yaşında 300'ler. İşe verdi onları. Evet, benim küçüğüm muhasebe okuyordu. Onu da okuldan aldı. Yani tamam, şimdi sen kaç yaşındasın? 23 mü dedin? Ben 21. 21. 18 ile 21 arasındakilere bakmak zorunda değil. Hani bakar tabii ama bakmak... Ben zaten bana bakmasını istiyorum. Ama benim anneme, kardeşlerime... Aşkım, diyelim ki 3 kardeş, 4 kardeş, 18 ile 21 arasındakiler. Hemen çalışmaya başlayın. Aileye bakın. O 2 tane kız kardeş derhal okula gidecek, tekrar döndüreceksiniz. Onlar okuldan mezun olduktan sonra onlar da çalışacak. Böyle bir adamın lütfuna... Nasıl döndürecekler? Neyi? Baba nasıl döner mi be? Çok hayır, hayır onu demiyorum. Yani ha, aile dedim ya işte. Hayır. Kaç kardeş var 18, 19, 20, 21 arasında? Kaç kardeş yani var? Ben tek 21 yaşındayım. Benden sonraki 18, diğerleri 3 tane 15 yaşında. 15'leri katma. 2 tane var. Ona büyük. Bakmak zorunda. 2 kişi. Tane var. Şimdilik 2 ile başlayın. O 15 ile bilmem neyi de part time denilen yani okuldan sonra çalışabilecek düzgün yerlerde. Babaya ihtiyacınız yok. Anneniz o haliyle çalışamaz. Evi idare edecek. Siz kendi ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Ya, kim 18 yaşına geliyorsa çalışacak. Geri getirtelim mi yoksa tamamen orada mı kalsın, ne yapalım? Bize ne? Ne alt et? Affedersiniz. Ne alt ederse etsin söylüyorum. Siz peki bir şey soracağım. Alakadar bile olma. Babanızı geri getirtmek niyetin, babanızı geri getirtmekteki niyetiniz. Hani biz bakıma muhtacız. Bu... Ya bakıma muhtacız değil. Biz çalışıyoruz zaten hepimiz. Tamam, niye şöyle geri getirtmek şey istiyorsunuz? Annem hala onu seviyor. Hala geç. Onu iş için gitti biliyor. Onu üzmeden... Ama anne hala sever çünkü anne aldatıldığını biliyor mu? Hayır, bilmiyor. İşte. Atak geçirir, sakın söyleme ona. Çok kötü olur. Evet. O ilaç alsın. Bu arada ilaç ala dursun. Anneyi rahat evet, ettirin. O küçükleri rahat ettirin. 15 ve bilmem 16 yaşındaki, 17 yaşındaki okullarını evet. bitirsinler. Hepiniz birden 9 tane el olursunuz. Bu işten de en karlı evet. anneyle şey çıkar, en küçük çıkar. Ama siz o babayı istemeyeceksiniz. Gelmek isterse de almayın evin içine. O evden de ya çıkmayın. Şöyle bir şey var. Ben geleceğim dedim. Bir tek evimiz var zaten. Her şeyimizi sattım. Tamam işte ben belediyeye de gidin. Belediye. Belediyeden yardım isteyin. Yardım ederler. Çünkü çok küçükler var. Yapacağınız evet. işler artık kıt kanaatte ya olsa bir adam yaşayacaksınız. Nasıl 9 çocuğunu hiçe sayar ya? Ya 9 tane çocuk ve evet. hasta bir kadını bırakıp da
üzerine kuma getireceğim demek için deli falan olmak lazım. Ayrıca o kuma getireceği ecnebi bayan zannediyor ki sizinle kalır. Kadın gördüğü andan bu kapıdan girer öbür kapıdan kaçar. Deli mi? Evet. Kaç tane kişi var? Hepsi beraber katiyen olmaz. Onun için senin yapacağın şey hiç şeyini bozma. Al kardeşlerine anneden ayrı dışarıda. Söyleyin annemize yani küçüklere söylemeyin. Biz çalışacağız biz bakacağız. Babamız iş için gitti diye yutturun. Gelmek isterse kati kesin istemeyin. Babaya da söyleyin. Babacığım sen 9 tane maşallah geride bıraktın. Annemiz hasta. Biz çalışacağız. Her 18 yaşına kadar okulunu bitiren çalışmaya devam edeceğiz. Biz kendi başımıza bütün bu işleri halledeceğiz. Sen yeni eşinle mübarek olsun git. Nereye istiyorsan git. Buraya da uğrama. Ben bunu yalnızca benim hayatıma karışamazsınız dedi. Tabii. Aşkım ne yapacaksın biliyor musun? Kardeşlerin 18'in altındakiler için nereye gidersin bilmem. İlk iş bence önce bir belediyeye. Sonra bir bu işlere bakan kim? Hayır yani bir dakika bir baba. Çocuk bilmem nelerine bakanlar var. Sen benim hayatıma karışamazsın demiş ya. Sen de bizim hayatımızı mahvedemezsin. O çocuklar elini kolunu sallaya sallaya kendi istekleriyle mi geldiler dünyaya? Öyle bir dünyaya? Alır ki devlet öyle bir alır ki yani nasıl biliyor musun? Yargıya başvurun. Böyle gelecek. Önce belediyeden yani yardım iste. Mesaj attığım zaman mesaj attım geri gel falan. Seni öldürürüm. Sen ne dediğin farkında mısın? Bilet alıp seni öldürmek için gelirim sadece dedi. Ne diyor? Ne? Öldürecek mi bir de? Öldürmek için gelirim. Vallahi gelirsen boğarım onu. Şunun konuşmalarına bak. Derhal yani söylüyorsun bunları. Seni eminim ki bununla ilgili küçük çocuklara bakması için Aile Bakanlığı'na falan yönlendirecekler evladım. Siz yargıya başvurun. Hiç yargıya İnsanın başvuracaksın. İnsanın sinirini bozan bir şey yani biliyor musunuz? Ben olacağım gördüm elimin suratına bir gerçekten tane. Gerçekten o küçük çocukları yani düşünün. Elim kolum bağlı ne yapacağımı sakın babanla münakaşa etme. Ona muhtaç olmayın. Başka bir şey isteme. Yani ne derler? Gölge etme, başka bir şey istemiyoruz. Hadi ki ne yapıyorsan ya ondan yap. Ondan zaten bir şey istemeyiz. Sadece annene baksın istedik. Ya bırak bir kere annen için ve 18'in altındakilere bakmak zorunda. Kanunlar bunu istiyor. Yok bakmam diyor. Gelirsen bu şekilde kabul ediyorsanız gelirim. Onun dışında gelmem. Hanımefendiciğim isminizi vermek istemediğiniz için böyle söylüyorum. Hanımefendiciğim diyorum. Evet. Babanız ne söylerse söylesin. Siz verin yargıya. Tabii. Burası mutlaka kanunlar konuşacaktır. O bakmak istemezse bile kanunlar o da ona baktırtacaktır. Yani bu kadın ona 9 tane çocuk vermiş. Ya bu adamların insafsız. Hiçe sayıp. Ya 9 çocuk vermese bile hayatını vermiş ya. Hasta bir kadın bırakılır mı ya? Bu kadar mı vicdansızsın sen? Siz bırakın yargıya başvurun. Çünkü sizin babanız benim anladığım kadarıyla laftan sözden anlayan bir adam değil. Anladım. Son derecede vicdansız olduğu için. Öyle bir adama zaten ihtiyacınız hak, yok hukuk çocuklar. Yöntemiyle arayın aynen yani bu böyle. Şeyi. Hadi üzülme. Çocukları da baba aleyhine falan nasıl üzülmesin? Annenizin haberi olmasın. Yemin ediyorum burnumun direği sızladı yani. Sizin yerin, sizinle şu anda aynı duyguları yaşayamam belki ama... Yani bir evlat olarak kaç tane çocuk, hasta bir anne, ruh hastası bir baba. Boş ne olacaksın yani ya. O kadına gideceksin de ne olacak? Kaç yaşında babanız? Babam 42 yaşında. Ay çok da genç. Ay ya Rabbim ne gençmiş. zaman buldu bu kadar çocuk yapacak. 300'ler falan girmiş ya. Anneye iyi bakın çocuğum günahtır zavallı kadın. Neyse. Evet, bak, ama siz kardeş. Yargıdan ayrılmayın. Evet. Yardım alın. Size bakıma muhtaç aile yardımı da yaparlar. Baro avukatları var. Yardım ediyorlar. Baro parasız bakıyor. Evet. Siz yargıdan ayrılmayın evet. Güzel kardeşim. Evet. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Allah yar ve yardımcınız çok olsun. Teşekkür üzülme çok yavrucum. Teşekkür hayat kısa. 30'una kadar evlenmesen de olur. Artık insanlar öyle çok erken evlenmiyor. Evvela bu işleri bir sıraya koy. Düzenle. Kendinle de iftihar et. Çünkü şimdi evlenme işleri girerse sen biriyle evlenirsen kim bakacak onlara? Senin eşin müsaade etmeyebilir. Onun için rica ediyorum 30'a kadar sana kendi hayatını yaşamak yasak olsun. Ne yapayım? Evet bir seyircimiz de demiş ki çok teşekkür ediyoruz. Nur Hanım ismimi vermeyin ama demiş Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına da başvurabilirler demiş. Işte, çok aile. Teşekkür ediyorum. İsminizi vermek istemiyorum ama size özel bir teşekkürüm var. Instagram'dan yazan sevgili seyircimiz. Allah razı olsun hepinizden. Yani çok zor bir durum. Bu durumda olanlara da söylemiş oluyoruz. Hem Aile Bakanlığı var hem sosyal yardımlaşma var. Çocuklar bir numaralı ilk gideceğiniz yer belediye olacak.
Sakın çekinmeyin bundan. Belediye her türlü şeye yardımcı oluyor. Ancak dikkat edin, sizin evde böyle bir sürü genç insanları filan şeysiz, aciz görüp de sizden faydalanmaya kalkmasınlar. Size bir şeyler vaat edip de sonra sizin hayatınızı zehir etmesinler. Her şey legalse kalın. Ama başka türlü özel bir takım isteklere cevap yok. Para veririm de şöyle yaparsan, yanıma gelirsen falan. Sakın sakın bunlara girme evladım, yazık olur sana. Şimdi seyirci...